Aynı dünyayı paylaştığımız her canlı kendine has özelliklere sahiptir. Gerek saldırı gerekse savunma mekanizmaları inanılmaz derecede gelişmiştir. Ekosistemin kusursuz işleyişine hayran kalmakla birlikte oldukça karmaşık olduğunu da söyleyebiliriz. Gelin aramızda yaşayan süper yeteneklere sahip canlıların sıra dışı özelliklerine bir göz atalım. Mantis karidesi dünyanın en güçlü ve en iyi görme yetine sahip bir canlı türü. Ortalama 10 santim boyunda olan bu sıra dışı canlı dünyanın en güçlü yumruklarına sahip. Bir mantis karidesi yumruğunun hızı saatte 83 km çıkabiliyor. Bu ani yerleşme nedeniyle oluşan basınç dalgası o kadar güçlüdür ki anlık olarak yumruğun etrafındaki su buharlaşabiliyor. Bu 12 kalibreli kurşuna eşdeğer. Vücuduna oranla ağırlığının 50 katı güçte savurduğu bu yumrukları atmak için uzuvlarını yer çekiminin 10.000 katı hızla ivmelendirebilir. Bu da pilotların merkez kaç kuvvetinin 1.000 katına denk gelir. Bu olağanüstü güçlü yumruklara maruz kalan düşmanın hiçbir şansı yoktur. Mantis karidesinin bir diğer özelliği ise görme yeteneğidir. İnsan gözlerine oranla bu canlının gözleri 20 kat daha fazla gelişmiştir. Bu da mantis karidesine 100.000'den fazla renk algılama olanağı sunar. İnsanlarda normalde 4 adet ışığa duyarlı hücre bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi çubuk hücresi grubu, diğer 3 tanesi ise kırmızı, yeşil ve mavi renklere duyarlı koni hücreleridir. Ancak mantis karideslerinde yapılan analizler bu hayvanların 20 farklı fotoreseptörü olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca her bir gözde 3 mercek bulunmakta ve bunları eş zamanlı olarak kullanabilmektedir. 20 farklı fotoreseptörü sayesinde ultraviyole ışını, mor ve kızıl ötesi ışınlarını rahatlıkla görebilir. O kadar hassastır ki korkunun rengini ve insandaki kanser hücresini bile görebilir. Mantis karidesi görüşünü sağlayan bir kamera oluşturulması durumunda kanser hücresinin rengini görebilme ihtimalimiz çok yüksek. Bu da radyoaktif görüntüleme sistemleri yerine oldukça çevreci bir bakışla iç hastalıkların çok rahatlıkla tespit edilmesi anlamına gelir. Bu tam anlamıyla çığır açan bir devrim demek. Bilinen evrenin en düşük sıcaklığı -273 derece 0 Kelvin'dir ki bu varılabilecek en düşük sıcaklık. Normal şartlarda insanların -40 derecede donarak öleceğini varsayarsak mutlak sıfırda bilinen hiçbir canlı hayatta kalamaz. Ancak biri hariç. Bu gördüğünüz 8 bacaklı mikroskopik canlılar sadece 300 mikrometre boyundalar. O kadar küçükler ki onları çıplak gözle göremezsiniz. Ancak o kadar dayanıklılar ki bilinen hiçbir canlı onlarla bu konuda boy ölçüşemez. Onları bir suda kaynatabilirsiniz. Çünkü 150 santigrat derecede yaşayabiliyorlar. Onları buzdolabında da dondurabilirsiniz. Çünkü -272 santigrat derecede yaşayabiliyorlar. O kadar dayanıklılar ki tamamen vakumlu uzay boşluğunda bile yaşayabiliyorlar. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Rusların 1939 yılında Finlandiya'yı işgal etmeye başlaması üzerine normal bir çiftçi olan Simon Hayha savaş boyunca tek başına 700'den fazla Rus askerini öldürdü. Neredeyse hiç ıskalamadan yaptığı isabetli atışlarıyla biliniyordu. Peki bu atışlarını suyun altındayken yapsaydı bu kadar başarılı olur muydu? Bu gördüğünüz bir okçu balığı, avına su püskürterek avlanır. Bu size basit gelebilir ama durum hiç de öyle göründüğü gibi basit değil. Okçu balığının başarılı atış yapması için bazı hesaplamalar yapması gerekir. Öncelikle ışın suda kırılma açısını net bir şekilde tespit edip doğru açıyı bulması gerekir. Sonra avının boyutunu tespit edip ne kadar su püskürtmesi gerektiğini hesaplaması gerekir. Daha sonra hedefi ıskalamaması için gereken basınçta suyu püskürtmesi ve suyun sürtünmeden dolayı uğradığı basınç kaybını da bilmesi ve hesaplaması gerekir. Bütün bu hesaplamaları her defasında hatasız bir şekilde ve saniyeler içinde yapan okçu balığı bu konuda gerçekten usta bir atıcı konumunda. Yaşadığımız şu dünyada bizler dahil her canlıda korku hormonu mevcuttur. Mesela beynimizin hormonlar ile ilgili kısmı olan hipotalamus, olağan dışı bir durum algıladığında hipofiz bezine adrenalin hormonunun salgılanması gerektiğine dair bir uyarı gönderir.
Ve akabinde savaş, kaç ya da saklan komutunu vücuda sağlayan sempatik sinir sistemi devreye girer. Bu gerçekten hayati bir öneme sahip. Hatta bazılarında bu hormondan fazla var. Mesela bu arkadaş dünyanın en korkak hayvanı. Adeta yırtıcılardan ödü patlıyor. Kısaca bilinen her canlı bu şekilde yaşamlarını devam ettirmekte. Ancak birisi istisna. Bu delikanlı dostumuz bir bal porsuğu. Bilindiği kadarıyla kendisinde korku hormonu bulunmayan tek canlı. 2004'te Guinness Rekorlar kitabına adını dünyanın en korkusuz canlısı olarak yazdırmış ve bunu bir nevi tescil ettirmiştir. Bal porsuğu Sansar Giler ailesinin kuşkusuz en yırtıcı olanıdır. Çok fazla uzun olmayan dişlerine rağmen çenesi çok güçlüdür. Avını bir kez çenesine hapsettiğinde kolay kolay bıraktığı görülmemiştir. İnsanı bile zehriyle öldürebilen kobra ve engerek yılanlarına bir an düşünmeden saldıran ve çoğunlukla onları kendine yem yapan aslan, leopar, zebra gibi kendisinden kat kat büyük hayvanlara kafa tutan, ayı ile korkusuzca savaşan, 1 metre boyundaki timsahı yiyen, zehirli kobra ve şişen engerek yılanlarının sokmalarına rağmen bayılıp sonra ayağa kalkan ve bunları yiyen bir hayvandır. Peki nasıl oluyor da bal porsuğu doğadaki bütün hayvanların zehrini kendi bünyesinde absorbe edebiliyor? Doğrusu uzmanlar uzun araştırmalarına rağmen bu fizyolojik mucizeye net bir açıklama getirememişlerdir. Çıtayı biraz daha yükseltelim mi? Mesela ölümsüzlüğü ele alalım. Bu kavram kulağa oldukça hoş gelebilir. Ama biyolojik her canlı doğar, yaşar ve ölür. Yaşam bu şekilde ilerlemekte, olması gerektiği gibi. Ancak bu dostumuz için durum biraz farklı. Bu bir Turritopsis dorni deniz anası. Ölümsüz deniz anası olarak bilinir. Ne demek bu? Böyle bir şey mümkün mü? Aslında evet, bu tür fiziksel bir şiddete maruz kalmadığı müddetçe asla ölmez. Bu canlı şaşırtıcı bir şekilde olgunluk evresine ulaştıktan sonra ergenlik evresine geri dönüp böylece yaşam döngüsünü yeniden başlatıyor. İnanması oldukça güç ama başka hayvanlar tarafından yenmediği müddetçe sonsuza kadar yaşayabiliyor. Aynı şekilde zebra balığı da oldukça hızlı doku yenileme özelliğine sahip. Bunu yaparken de kök hücre denen özelleşmiş hücreleri kullanarak hasar görmüş dokuyu çok hızlı bir şekilde onarabiliyor. Beyin hücrelerini ve zarar görmüş organlarını yenileyebiliyor. Her ne kadar kıyaslama doğru olmasa da hayvanlar yetenekleriyle insanları açık arayla geride bıraktığını biliyoruz. Hayvanların dünyası gerçekten mucizelerle dolu ve daha keşfedilmemiş binlerce canlı olduğunu unutmamak gerek. Hele ki son zamanlarda büyük bir hızla ilerlemekte olan teknolojiye ilham kaynağı olduklarını da.